Cumartesi programından tüm izleyenlere keyifli hafta sonları diliyorum. Ben Doktor Sonay Östan Gökhan. Bugün Ankara stüdyolarında güzellik, doğallık, gençleşme, özellikle de son zamanlarda oldukça popüler olan ip askı yöntemini dermatoloji uzmanı Doktor Ali Şahan ile konuşacağız efendim. Siz tanıtımımızı izlerken ben konuğumu stüdyoya davet edeceğim güzelliğine düşkün hanımlar ekran başına ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemleri neler? İp askıyla yüz germe nedir? Hollywood çenesi nasıl yapılır? Burun dolgusuyla estetik görünüm elde edilir mi? Dudak dolgusunda doğal görünüm nasıl sağlanır? Genç ve bakımlı görünen cildin sırlarını dermatoloji uzmanı Doktor Ali Şahan anlatacak az sonra. Hocam tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Programımız çok ilgi çekti. Tekrar seyircilerimiz sizi de görmek istediler. Ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Hocam ip askı demiştiniz. Evet. Ameliyata alternatif bir yöntem midir bu? Nedir? Ya sunuyor hocam. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Ben ip askıda bir sürü modeli, bir sürü çeşitli şekilde denedim. Evet. Şimdi artık bilimsel olarak bunu değerlendiriyorum. Hı hı. Bu tarz yapan arkadaşlarımdan da özür diliyorum ama benim fikrim de şu. Bakın şimdi. Buradan yukarıdan evet aşağı doğru ipi götürüyorum. Hı hı. Sonra da yağ dokusunu taktırdıktan sonra ipi çekiyorum. Tamam. Yağ dokusu yukarı kalkıyor. Evet. Sonra bunu bir şekilde ya işte düğüm atıyorum ya yukarı sabitliyorum ya kesiyorum bir şekilde sabitliyorum. Hı hı. Ve sonra ilk görüntü o kadar güzel oluyor ki wow çok güzel oldu. Evet. Peki hocam. Şimdi düşünün ki bu yağ dokusu Evet. bu dünyanın en kuvvetli ipi. Erimiyor. Hı hı. Fransız askısı diyorum mesela. Evet. Ve ömür boyu kalıyor. Sonsuzluk askısı. Ne deniyorsa işte. Hocam bu yağ dokusu. Yağ dokusu ne olur biliyor musunuz? Bakın. Gitti. Bırakır. İp bak erip yine burada. Duruyor ama gitti. Duruyor. <laughs> evet. 45 gün. Belki bilemediniz 60 gün. Bilemediniz 90 gün. Yani hocam bu ip yukarıdan aşağıya yağ dokusuna dokunduğu zaman çektirmesini çektirir hı hı. ama bu yağ dokusu bu ipi bırakır. Hı. Böyle bir sabitleme yöntemi bence artık yok. Evet. Birincisi hı. bu. İkincisi hocam şimdi öyle bir şey ki bakın yine anlatacağım. En dışarıdan geliyorum. Evet. En içeri gidiyorum. Buraya gireceğim. Evet. Hocam dışarı kompartmanlar var. Orta kompartmanlar var. İçeri kompartmanlar evet. var. Bir de çektiriyorum. Şöyle. Vav! Wow, çok yukarı çıktı. <laughs> Hocam evet. bu kompartmanlar akordeon etkisi bırakır. Hmm. Tıkır 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 bırakır. Yani dışarıdan içeriye doğru bunu çektirirsiniz. Sonrasında hiçbir fizik, anatomi <laughs> hiçbir fizyoloji bunu kaldırmaz. En sonunda pıtır pıtır pıtır. Bu <laughs> ip yine bu yağ dokusunu Bırakır. O ağırlığı hı hı. bırakır. Hocam üçüncüsü. Üçüncü mantık. Evet. Gidiyorum yukarıdan ağız köşemin altına. Buraya kadar gidiyorum. Şimdi bakın hocam. Buradan gidip de buraya sonrasında bu yağ dokusunu çektiriyorum. Evet. Buradan tutturuyorum. Buradan çektiriyorum. Yağ dokusu hadi bırakmadı diyelim. Evet. Hadi ben yalnız söylüyorum. Bilim dışı düşünüyorsunuz. Hocam bakın şimdi ağzımı açıyorum. Aradaki farka bakın. Tam dudak köşemde. Açıyorum ağzım. Mecburen gitti. Evet. Gördünüz mü? Tam Aynen. bir santim oynuyor bakın. Bu kadar farklı yukarıdan aç, geliyorsunuz ağzınızı açtığınız zaman tıkırt diye zaten o onu Giddi. tutmaz. Yine tetikler çıkartmayın. Hı -hı. Yine bırakır. Şimdi o zaman başa alıyorum. Bir dışarıyı dışarıda çekin. Hı -hı. Dışarıyı içeri çekmeyin. Ortayı ortada içeriye içeri çekin. Katman katman diyorsunuz. Katman katman. Evet. İki, yukarıdan başlıyorsanız ağzınızın aşağısına inmeyin. Açtığınız zaman zaten bir hareket kabiliyeti hı hı. var, bırakır. Üçüncüsü zaten yağ dokusunu tutturmayın. Yağ dokusunu tutturacağınıza şimdi tekrar anlatıyorum. Hocam şimdi bu yağ dokusu evet. bıraktı, yırttık, tak, gitti. Ip, gitti. Peki, bu yağ dokusu neye yapışık? kasın fasiasına evet. yani zarına yapışık. Ben kasın zarını yukarı çekersem yağ dokusu yukarı geliyor mu? Gelir. Peki kasın zarını yırtmamız imkan var mı? Yok. Yok. Böyle yağ dokusu gibi yumuşak, Değil. mobil mi, böyle parçalanabilecek bir şey mi? Kasın zarını sabitlerseniz yağ dokusu yerine hı hı. kasın zarını sabitlerseniz yağ dokusu yukarıda kalır, bırakmaz. Yani hı hı. bizim mantığımız kasın zarını olsun? Yine aynı mantık. Kasın zarını sonuçta ben buradan tutturursam kasın yine bırakır. Evet. Kompartman kompartman yapmazsam yine bırakır. Ama kasın zarı en zor Hı -hı. bırakacak yerdir. O yüzden uzun süreli O yüzden, o zaman sonsuzluk askının kasın zarını yap en azından hakikaten uzun sürsün. İp de bırakmasın, zar da bırakmasın. Uzun sürsün. Bırakacaksa da uzun sürsün. Tamam. Şimdi bu üç noktaya önem verdiğiniz zaman bu ip askı işlemi ameliyata Alternatif evet. midir ameliyat istemeyene yüzde yüz ameliyat sonucuysa yüzde kadar etki almıyor alternatiftir. Ama hı. bu şekilde yaparsınız. Evet. Yoksa zaten bir hastaya rezil olursunuz, ödediğiniz ödedi, hastanın ödediğin parayı geri vermek hı hı. zorunda kalırsınız. Bir şekilde bu işlem sizi hasta kaybettirir. Hı hı. Hasta kaybettirir. Son bir tavsiyem, evet. ben ip ilk başta yapmıyorum. İlk hı. başta temeli yapıyorum. Dolgusunu yapıyorum, temelini yapıyorum. Sonra çukurları düzleştiriyorum. Sonrasında işte kaldırmam sütyen efekti dediğim evet. yağ dokusu kaldırmam gerekenleri dolguyla yapabileceklerimi yapıyorum. Sonra ben daha da iyisini istiyorum dediği zaman ip askıya yönlendiriyorum. Yani bu şekilde ilerlersiniz, sistematik ilerlersiniz. Evet, evet ip askı %80 ameliyat alternatiftir. Kaliteleri de farklı oluyor mu ip askılarında dolgular gibi? Hocam iki ayrılıyor eriyen ve erimeyen hı hı. şeklinde. Ben erimeyeni kullanmayı tercih etmiyorum. Hı hı. Bakın bir kere zaten Fransız askısı da kullansanız yağ dokusuna tutturduğu zaman bırakır. 3 evet. ay evet. sonsuz bozulur değil. Hadi zarına tutturdunuz. Zar da bir şekilde yaşlanıyoruz. Hı hı. Bir şekilde en sonunda bırakacak. İşte o 3-4 sene belki zarına tutturursanız olabilir ama. Hadi 3-4 sene geçti. Çünkü yaşlanıyoruz hocam. Evet. Yaşlanmayı evet. durduramayız. 10 üzerinden 10 yaşlanmıyorsun da askı yaptı da 10 üzerinden 1. Ama 1-1-1 gidiyor yani. Hı hı. Tamam mı? Peki tekrar ihtiyacın oldu. Dört 4 sene sonra aynı yeri bir tane daha mı atacaksın? Tekrar ihtiyacın oldu. Bir 4 sene bir tane çöplüğe dönüyorsun. Evet. Yani. <laughs> Bildiğim ben sana böyle çöp kutusunda çöp atıyormuşum gibi ip atıyorum böyle yüzüne. O da gitmiyor böyle çöpsün <laughs> yani. Erisin. Evet. Erisin erirken de kolajeni tetiklesin. Bir, bir buçuk sene sonra üç çift yapıyorsa bir çift yap. <laughs> Tazele. Yine en tazeli, eski kötü haline dönmeyecek dönme, en azından. Evet, dönmeyecek, tazeli. Ve yani ne oldu? Eridikçe kolajeni uh -huh. tetikleyecek ve çöplüğe dönmeyeceksin. Evet. Ve ihtiyacın da zaten üçte bir oranında azalacak. Gayet iyi. Peki ip askı ile badem göz olabiliyor mu? Hocam olabiliyor. Bir öncekinde zaten bir gösterdim simülasyon evet. yaptım. Şimdi tam köşesi. Tam köşesi uh -huh. ve bu köşeyi yukarı kaldırmak. Bunu Badem göz ameliyatı var işte kantopeksi deniyor yani evet. lateral e, e, işte bu Kantusu e, hafif kısaltıp sonra dikiyorlar hı hı. hatta bunu endoskopik yapıyorlar bilmem ne ismi oluyor o oluyor bilmem ne aisi falan Şimdi bakın buradaki kritik nokta kası ya kısaltıp kesiyorsun ya da oradan yine dikme Kali işlemi var. yapıyorsun. Evet. E ben illa buradan girip de endoskopik yapmak zorunda değilim ben buradan bir delikle giriyorum. Kası burada bağlıyorum Hı -hı. yukarı oraya tekrar bağlıyorum bunu yine kasa bağlıyorum Hı -hı. bunu yapabiliyorsan ameliyatsız çok etkili bir bir buçuk sene herkesin sıkıntı yaşadığı şey ne bu geçici oluyor bazıları evet. hocam ilk önce çok güzel iki saat sonra gitti bazı iki hafta bazı iki ay sonra Bu teknik geliştirilebilen bir teknik olduğu için Evet. E, Ruslar bu konuda çok iyiydi ama onlarınki de kısa ömürlü Hı hı. Sonrasında ben ameliyatları da izledim. Onları da yaptım. Bununla kendime özel bir teknik keşfettim hocam. O teknikle e, bir bir buçuk seneye kadar bu köşeyi yukarı kaldırabiliyorum. Tek başına ameliyatsız. Evet. Ameliyatsız olabilir. Diyor. Şimdi kritik nokta bakın bu köşeyi evet. böyle yukarı kaldırdığında ne oluyor? Burada Herşeyi bir çentiklenme oluyor. Yukarıda evet. bir deri birikiyor. Hocam şimdi bu köşeyi yukarı kaldırdım ya Bakın bu köşe yukarı kaldırdıktan sonra yukarıdan bir daha çekiyorum. Ee, o zaman gitti. O zaman doğru. gitti. Gitti ama nereye gitti? Saç saçın içine. içine. Sen görüyor musun? Görmüyorum. Ben görüyor muyum? Öyle. <laughs> ameliyatsızın da sonuçta bu evet. fazlalığı bir yere saklaman lazım. Evet. E, bunu buradan yaparsan burada göbeliyor. Bunu biraz da bir tane daha yukarıdan eklersen evet. Ben bu çentikler bir saçın içine saklıyorum. Hı hı. Kimse görmüyor. Şurada bu gerginliği muhteşem yaşıyorsunuz. Benim de Handikapımı anlatıyorum bakın bu böyle evet. ameliyatsız oluyor ama bir şeyler bir birikmek zorunda onu da saçın içine saklıyorum. Saçın içine hiçbir şey fark etmez güzellik için. Peki bu da yine bir buçuk sene sonra tekrar edilebilir bir şey mi? Aynen. Hiçbir aynen. zararı çok, yok. Hocam ölü boşluk. Luz arıyorlar tissue. Yani ölü boşluk. Eğer burası bir de hekimlerin çok korktuğu evet. alandır ki gerçekten korkman da gereken bir evet. alan. Şimdi deri, deri altı yağ dokusu. Hı hı. Kas, derin yağ dokusu kemik. Önemli damarlar ve sinirler yani arter, ven ve nörvisler evet. deri, deri altı yağ dokusu dediğimiz kasa yakın olan kısımdaki hatta dolaşıyor. Burada dolaşıyor. Hı -hı. Bu alana dolaşmadan bir üstünde ölü boşluk var. Ruz arıyorlar, tişiyor. Ben evet. bunu bir sürü şey, işte, bir, iki plik ayrılıyor, yüzey el fasıyor, derin fasıyor, de, altta iki plik Onu Teknik olarak anlatıyorum. Ölü boşluk. Evet. O ölü boşlukta, ölü boşluk hocam hiçbir şey yok. Hı -hı. Eğer bulur da gidersen bir kasın altındasın. Hı -hı. Yine kasın üstünde de bir ölü boşluk var. Orada gidersen kasın üstündesin. Bunu niye kasın altı kasın üstü diye anlatıyorum? Sonuçta ben o kası ameliyat gibi kantopeksi bak çektirme. Evet. Ben de ameliyatsız bunu çektirmek için. Sonra yukarıda tekrar güzelleştirip dikiyorum hocam. Ve bunu böyle 15 yani 15 dakikada yarım saatte toplamda bitiriyorum. Ağrılı bir işlem midir? Uyuşturuyorum. Uyuştur. <laughs> ya <Yani> uyuşturmazsan <laughs> tabii ki <gayet> Tabii. Yani <laughs> Hocam yüz inceltme sanatı ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Abi, bir Geçen seferde biraz bahsetmiştik. Evet. Ee, şöyle bir şey hocam. Eğer doğru şekilde dolguları şişirmek yerine ilizyon noktalarını koyarsanız yüz incelir. Peki aynı zamanda botoksları, masetler botoksu, kasın güçlü kısımlarına vurursanız kas dışarı doğru iz düşümü yapmaz yine incelir. Şimdi bakın bir üç, ters üçgen oluşturmaya çalışıyorum. Evet. Bir ters üçgende kenarım kısa diyelim bir iki değil. Bakın şimdi bu üçgeni tersten yapıyorum sana. Daha kenarımı uzattım. O zaman ne oldu? Bir yüzüm inceldi. Evet. Şimdi kaldırdım altına verdim tepe noktasını yükselttim. Ne oldu? Tepe noktası daha da inceldi. Hı -hı. Yalancı tepe noktası yaptım. Daha, daha da inceldi. Da inceldi. Diş maseter botoks yaptım. Diş dışarıdan genişti. Daha da inceldi. Evet. Yalancı arkadan köşe yaptım, hı hı. uzattım. Ne oldu? Bu, buradaki jaw link dediğim bulldog kocaman gözüküyordu. Hı hı. ince gözükmeye başladı. Ve tepe noktasını yukarıda yaptım. Yüz aşağıdaydı. Tepe noktasını yukarı yukarıda çıktı. yaptığım için çeneye çektiğim zaman çizgi bu sefer yükseldi. Evet. Yüz yukarı kalktı ve daha da inceldi. İllüzyon. Yetmedi. Hı hı. Bu sefer dedim ki ip askıları kullandım. Sarkıyorsun. Yüzü biraz daha yukarı kaldırdım. yukarı kaldırınca iple bu sefer yapetlerini gizlemek yerine yukarı kaldırıyorsun. Daha da inceldi. Yani istersen inceltirsin. Evet. İşte <laughs> ip at, ip askı yaptım. Köşeyi yukarı kaldırdım. Kaşı yukarı kaldırdım. Yüz yukarı kalkıyor bakın. İnceliyor ve yukarı kalkıyor. Yani evet illüzyonla ve doğru noktalara dokunursanız inceltebilirsiniz. Hı hı. Peki tüm bu işlemlerin komplikasyonları var mıdır? Hocam olmaz mı? İşte bunlar hep böyle güzel oluyor. Şöyle uçuyorsunuz, böyle kaçıyorsunuz. Evet. evet bakın mesela biraz önce dedim ya o ölü boşluk dedim. Ölü boşlukta olmazsanız ne oluyor? Hı hı. Damara geldiniz iple evet. bir anda uf, kocaman bir şişme olur. Böyle, bir anda şişer böyle kocaman bir ikinci kafa oluşur burada. Öyle bir şey yani. Dudak dolgusu yaptınız, hocam bakın şimdi dudak dolgusu yaptınız mesela, evet. damara geldiniz, damara gelmek ne demek? Damar ne yapıyor hocam? Burayı besler. Dama, Değil Dolguyu damara içine verirseniz, enjekte ederseniz ne yaparsınız? Beslenme, bitti. Damarın iletişimini kesersiniz, beslenme bitti. Hı hı. Beslenme biterse ne olur? Orası beslenemez, ölür. Ölür ne demek? Nekroz anlamıyor artık. Evet. <laughs> ölür ne demek? Çürür de anlamıyor, çürür evet. morarır falan anlamıyor. Hı hı çürümekten kal insan çürümesi yani öldükten sonra doku çürür, kokuşur ya. Evet. Kokuşur burası. Yani çö orası kaybolur. Yani Aha. görüntüsü olarak rezil olursunuz. Hadi bu birincisi. İkincisi damara gitti. Damarın içinde gidiyor, gidiyor, gidiyor. Tak göz damarına geldi, kör olursun. Yani burada yaptığın dudak dolgusu seni kör ediyor. Hadi boş ver. Evet. Botoks yaptın, yamuk yaptın, gülüşüzükle böyle gülersin. Şöyle gidersin. Ya da botoks yaptığın en basitini anlatıyorum, 4 ay evet. böyle yani gülersin 4 ay kaşın düşer, işte güzelleşmeye geldim dersin sağ kaşın kapalı, İnsanlar ne oldu diye sana sorar. Evet. Yani e, hani bu iş lüks yatırım ama evet. lütfen bakın lüks yatırım. Ben mesela araba aldığım yeri hani bakarım şimdi düşünsene çok lüks bir araba alacağım ama gidiyorum sanayiden alıyorum, alır evet. mısın sanayiden? Olmaz. Bu ama doktor olarak <laughs> gidiyorsun diyorsun ki evet. ben şu kadar pahalı bir işlemi yaptıracağım. E, e, %20 daha ucuz ama sanayide satıyoruz. Arkadaş lüks bu araba lüks bunu, bunu lüks aldıysan lüks yerden almalısın evet. sanayiden almamalısın. %20 daha şey diye yapma mu? bunu yapma. Güvenilir Eğer, doktor güvenilir malzeme. Ve sağlık ve... bakanlığının onayladığı yerler. Evet, yani ben doktorum evet hı hı. dermatoloji uzmanıyım evet. Ve e, kendi Sağlık Bakanlığının onaylamadığı bir yerde yaparsam yine suçluyum. Yani hı. güzellik merkezi, kuaför, evet. o üçüncü ev, ev, restoran, hı hı. Dur, bir bakıyoruz. Ya yani reklam haberler çıktı ya, işte neydi? Restoranda yaptın, şantajında evet. birisi birisine. Doktor da, doktor yaptırdın, neyi restoranda? <laughs> Sağlık Bakanlığı onaylıyorsa yapsın, buyursun. Yapsın. <laughs> yani demek istediğim şey bunların hepsinin bir arada olduğu yer seçsin. Yaptırırsın. Yani doktorun sessin, doktorun kliniği olsun ya da bir klinikte çalışıyor olsun, bu klinikte markalarına hangi marka kullanıyorsunuz evet. diye sorsun, doktorun tecrübesini değerlendirirsiniz. Daha önceki yaptı, ya bunların hepsi sonrasında hepsi da bit. güvensin yaptırırsın. Evet, hocam tekrar barokvizyona geçelim Hadi mi? Hadi geçelim. Evet, bu vakamızda neler var hocam? Evet, bakın. Bu benim e, ilk hastalarımdan, ilk ip askıyı geliştirdiğim zamanki hastalarından. Bak küçük bir çentiklenme var görüyor musun? Hı -hı, Çok evet. az olmuş. Sonrasında bu geçiyor, ne kadar sonra bir aya kadar geçiyor ama artık yeni yaptıklarımda bu da yok. Ya yani nerede? Bu saçın içinde. Hı -hı. Tamam? Bakın şimdi köşesine bakar mısın? Evet, düşük. Direkt ben yükseliyorum. Peki gözaltı altı torbasına bakar mısın? nasıl saklanmış. Hı hı. Hatta burada daha net nasıl saklanmış. Evet. Gözaltı, ön elmacık yükseltme ve bir anda badem göz efekti var. Hı hı. Ve işte bakın bakış, algı yönetimi. Yani siz şimdi bu kızı yorgun görürken, bu kızı yorgun görme ihtimaliniz var mı? Mümkün değil. <laughs> i̇şte bu kız 1-0 yenik başlarken şimdi 1-0 önde başlıyor. Evet. Yani siz dinamik yüz hatlarını bu şekilde oluşturuyorsunuz. Evet değiştirebiliriz. Evet yine bir Tabii yarım rahatlı. yüz. Evet. En kritik şey hep göz altını gösteriyorum torbayı Hı -hı. bakın gizledim diyorum ama bakın burun kenarı Hı -hı. olukluk yumuşatmaya bak. Evet orada dolgu yok değil mi hocam? Dolgu var hocam. Dolgu var. Evet mi? dolgu var. Ha. Yumuşattım ön elmacığını yükselttim göz altını buradaki sakladım Hı -hı. ve torbasını sakladım. ve burada hemen yarısında hasta yaptım gösterdim. Bu morluk için ayrı bir şey yapmıyorsunuz. Sadece dolguyla mi düzeliyor? Morluk için rengi açmıyoruz. Bakın evet. renk açılmadı. Uh -huh. Renk aynı. Ayrı bir şey yapıyorum eğer isterse yetmezse uh -huh. ama burada çukurun verdiği bir gölge var. Hı uh hı. -huh. bayağı bir fark var arada. Aynen. Çukurun evet. verdiği gölgeyi açarsanız ışığı daha iyi yansıtıyor. Hmm. Öyle düşün. Evet. Peki devam edebiliriz. Uh -huh. Evet bakın burada Yalancı çene köşesiyle Hollywood çenesi hı hı. oluşturdum. Çeneyi arkadan uzattım ve yükselttim. Aslında evet. çene köşesi oradaydı. Biraz daha uzadı. Bakın Közettik. çene ne kadar geride. Evet Bir anda çenesini bakın burun kökünden geliyorum. Hı hı. Böyle geliyor. Burun kökünden de geride. Şimdi evet. çenesini 1-2 milim olması gereken yere uzattım. Ve orada da köşesini yükselttim. Hı hı. Bir anda dengeler normalleşti. Değişti. Evet. Ve Olması gereken oldu. Ve hasta profil tarafında mükemmel. Burun ucu dolgusu da var sanıyorum evet, değil mi? Evet çok küçük bir burun evet. ucu dolgusu da var. <laughs> Peki değiştirebiliriz. Evet burada da bakın hemen gözaltı, ön elmacık bir anda yorgunluğun ifadesi hemen birazcık geçmiş. da orta da yükseldi burada. Hı -hı. Hemen o böyle dinç bakış, dinç algı. Ee, burada da dolguyla hı hı. hemen düzeldi. Dolgunun maksimum bir dozu var mı? Var tabii hocam. Bir yerden sonra önelmacı yükseltirken o dolgu miktarını arttırırsanız bu zaman yine projekte edersiniz. Hı. Bir yerden sonra diyorum ki bak bu kadar. yüzde %80 oluyor. Yani evet. ben gözaltı ve önelmacı yükseltmeyi bir beraber yapıyorum. Çünkü evet. gözaltı yaptığınız dolgu aşağı düşer. Hı hı. Bir önelmacıkları süzjen efektli yükseltmelisiniz ki buraya çukurunu taşıyacak bir dolgu alanı yaratmalısınız. Hı hı. Ve buradaki dolguyu birazcık fazla kaçırırsak sonuçta kasın altını yapıyorsun ama bir şekilde o ya taşıyamaz ya işte yine projekte edersin doğru işte ya da öne doğru şişirirsin. Evet. Bir, bir, iki enjektörü geçmemeli Hı -hı. şu gözaltı önemecik oluyor. Hı -hı. Evet devam edebiliriz. Bakın burada da sadece bayağı bir fark evet, var ama sadece burun duvarının şu düzlüğünü dolguyla biraz değiştirip Küçücük bir de burun ucu hı hı. algısı. Yani burun ucunu şuradan bakın tam şuradan evet. şuraya taşımışım. Tam şuraya taşımışım. Şuradan şuraya. İşte buradan da burun dengesi dolguyla ameliyatsız 5 dakikada. şuradan komisyonlar ta dudaktan nasıl bir değişim sağlamışlar sağlamış, bundan. Evet, aynen. O bile evet, çok dudak komisyonu çekecek. bile yukarı kalkıyor. Evet. Aynen hocam doğru. Peki devam edebiliriz. Bakın tekrar de, hı hı. dengeleri değiştirecek bir bakış açısı. Evet. Yorgun bir ifademiz var. Aynı zamanda şu o, bakın aort dediğimiz uh -huh. halk arasında aort deniyor. Ben önemli, ön elmacık deyince de anlaşılmıyor. A, elmacık deyince de Aort evet. diyorum artık. Evet. Aort, aortları. <laughs> aortları da gidik durumda. Ne oluyor? Evet. işte yükseltince bakın gidik derken bakın aslında burada. Evet. Çökmüş bakın, burası, aşağıya doğru. Evet, buraya doğru ben. bunu kaldırıp tekrar yerine alttan destekliyorsunuz. Evet. Sonra düzleşiyor. işte. olay bu. Evet devam edebiliriz. Bakın. Nasıl? Yaş farklı? evet. Tam köşeye bakın. Hı hı. Evet. Bir kaşı akım verme. Gözaltı, önemojuk yükseltme. Şimdi bakın çeneye bakın hocam. Evet. Nasıl saklanmış ve hı hı. keskinleşmiş. Çok fazla erkek hasta kendisini göstermek istemiyor. veren hastalarımdan. Evet. Gözaltı torbası. Hı hı. Bakın aort çöküklüğü, önemojuk evet. dediğimiz yer. Erkekte en sıkıntı bu biliyor musunuz? Bu olmasa bile bu. Bunu hmm. düzleştirmemiz lazım. Buradan daha çok burası yaşlı gösterir. Hmm. Hemen burasını düzleştirmemiz lazım. Ve evet burun kenarı olukluk yumuşatma düzeldi. Ağır düzeldi. Göz altı saklandı. Ön yükseldi bu şekilde. Hmm. Ve bakış açısı değişti. Değiştirebiliriz. Art artık erkeklerde estetik yaptırıyor değil çok mi hocam? Daha da fazla. Çok fazla. <laughs> hocam bakın burada da ip askının size tarafa yapılmamış evet. hal benim tarafım yapılmış hal. Ne kadar fark. Evet, bu kasım fasiyasını yukarı çekip saça saklama. Bakın gördüğünüz gibi buradaki yağ dokusunu aldım. Kasım fasiyasını buradan çektirerek kaldırdım. Yağ hı hı. dokusunu çektirmedim. Evet. Ve yüzdeki inceltme, ha inceltme evet, sanatı. Evet, tam. Bakın sadece bir güzel görüntü çiftlik onun için. Var. Evet. Aynen bu şekilde. Değiştirebiliriz. Bakın burada Burundalı. da yalancı burun ucu hı. Bakın burun ucu burada, Normalde. Hı hı. Şimdi orada burada, oradısı için söylüyorum evet. ve burun duvarı düzleşmesi. Yani bu da dolgülü oluyor. Bu burun böyle bir burun dolgusuna sahip kişi ne kadar süre sonra bozulacak? Hocam bir buçuk iki yıl gidiyor biliyor musunuz? Mimik yok ya. Mimik Aa, evet. Var, evet. Ve mesela ne bir, bir enjektör harcanıyor ya. Evet. Bir buçuk iki yıl sonra yarım enjektör. da yarım enjektör. O da çok sağlıklı bir şekilde. Yapılması lazım da bakın bunu anlatınca bunu herkese yaptırın anlamında değil. Evet. Burun dolgusunda tecrübeli kişilere yaptırın. Hı -hı. Burun dolgusunda ben geçen sefer anlattım damar gösterme evet, yazı evet. var. Evet. Çünkü körlüğe daha yol açabilir. En tehlikeli tamam. bölgelerden birisi. En tehlikeli. Çok ağırlı olduğu söyleniyor doğru mudur? Ee, yok hocam değil. 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 Ben kanülle yapıyorum İğneli yapanları Hı -hı. da bilmiyorum saygı duyuyorum yani o da bir tecrübe. Hocam burun dolgusunda bir deri katmanı var. Ya en yüzeyle yapacaksınız. Evet. Burada damar yok. Hı hı. Ya da gidecekseniz kanülle böyle boşluk kanül ucunun boş olduğunu, serbest olduğunu hissedip önce hissedip, aynen böyle hissedip öyle vereceksiniz. Hı hı. Yoksa onun dışındaki iğneyi her türlü doktorun kendisini riske atması demek, hastanın kendisini riske atması demek. Bu da bir doktor arkadaşlarımın tecrübe aktarımı oldu. Hı hı. Yapıyorlarsa o şekilde yapsınlar. Evet. İğneli yapacaklarsa da Sadece şu köşesi ölü noktasında kemik üstüne yapsınlar uh -huh. diğerlerinin kemik üstü bile algılayamayabilirsiniz çünkü burundaki kalınlıklar çok böyle dengesiz çok evet. ince uh -huh. o yüzden buradaki e, anostomoz dediğimiz paylaşımlar hep ya burada ya burada uh -huh. burada ölü bir nokta var tam o da nasıl biliyor musunuz en çökük olduğu nokta burada kemik üstü de kemik üstündeysen de kesin değilsen de bir sıkıntı olmuyor. Evet. O tek noktaya kemik üstten yapılıyor. Ben öyle yapıyorum. İğne hı hı. kullandığım zaman sadece burası. İğne kullandığım için sadece en derin en yüzey noktası. Damarın olmadığı en evet. en en güzel. böyle sanki hı. iğnenin ucunu görüyormuşum gibi. Hı. Ya da kanül kullanacaksam da ucunun serbest olduğunu uçta yapıyorum genellikle. Hı hı. Ha serbest. Her türlü serbest. Serbest olduğu zaman hiçbir şeyin içinde olmadığını anladığın evet. zaman veriyorum. O Risk şekilde yok kullanıyorum. Risk evet. Peki, bakın burada dudak ve çene kombinasyonu, Allah aşkına bakın bu kötü bir yüz mü? Değil. Değil. Hakikaten değil. Doğru. Ama bakın dudağın bakışı değişti, Aynen. dudağının algısı değişti. Hı -hı. Şu çene-dudak arasındaki olukluk dediğimiz şurası Hı -hı. var ya, bakın. İnsan, hocam yaş aldıkça bütün yüz aşağı düşer. Maalesef. Sadece çene, çene yukarı kalkar. Hı -hı. Bakın, şu olukluk artar. Bakın sadece şunu adam akıllı yumuşatıp hı hı. çene ucunu o yumuşaklıkla dengelemek. Gördüğünüz gibi aradaki fark. Aradaki fark ya bu ne bu 10 üzerinden 8 güzel. Bu 10 üzerinden 9 güzel. İşte bu bir artı bir güzellik. 10 için. üzerinden Bunu 10 için. 10 hocam. Yok bu da kötü değil. Bu <laughs> kötü değil. Da sadece da oradaki nokta kötü değilsin ama bir tık daha iyi, olabilirsin olabilir. olabilir. Mesajını vermek. Evet. evet. Devam edelim. Bakın mesela hani burada görüyorsunuz hı hı. bir şekilde ağırlaşmaya başlıyor ha bakın, de. düşüyor. Hı hı. Buraya bakın. Tamamen kalmış. Evet bakın gıdısının yansımasına bakın ve bunun şey şu buldok dediğimiz noktaya bakın hı hı. ve çene ucu keskinliğine bakın. işte ağırlaşmayı da gizlemek, burada gizleniyor. Evet Gizlemek lazım. Bir yerden burada ipask yok, bir yerden sonra. Bakın şuraya görüyor musunuz hocam? Evet. Ben bunu da istemiyorum dediği zaman ipask. Artık hı hı. bunu yukarı kaldırma Kasın fasiyasında. Yağ değil ama. Evet. Kasın zarını çektirerek yukarı kaldırma bu bir tık daha iyi. Evet. Devam edebiliriz. Evet hocam, bakın Masetler botoksunun Tam etkisi. etkisi. Aynen. Bunu gördüğüm zaman şimdi hanımefendi çıktı karşıma. Hı hı karnını gösteriyor. Karnı taş gibi. Hı hı. Taş bildiğiniz taş ya. O kadar ince ve iyi ki hı hı. tamam mı? neden gösteriyor? Çünkü bir, bir, orada bir şey vardı, e, ben vardı. Bu beni ne yapabiliriz diye sordu Şimdi inanamadım. Şimdi şu yüzünü görüyorsun ya. Evet. Dedim ki sende karın germe var. Hı. Hayır diye ben diyet istedim dedi ben zaten hı, sporcu. E. Ama bakın görüyor musun? Bendeki Sık. algısına bakın. Ben bu yüzü görünce karın germe olduğunu yüzü. İşte şimdi Fiziğiyle uyumlu, bakın hı hı. masetler botoksu ve çene dolgusu hı hı. ve küçücük az bir dudak manipülasyonu. Yani çene dolgusuyla çene dengelendi, daha keskin oldu. Şu yandaki genişlik botoksu daraltıldı evet. ve fiziğiyle uyumlu bir yüz oldu. Böyle hoş. Harika. Ben de böyle hoca gibi. <laughs> Peki devam edelim. Eskiden böyle, böyle vururlardı. Ben böyle <laughs> dayak yedim <laughs> hocam. Hakikaten böyle dayak yedim. Cetbelli. Ama yine de hocalarımı Allah razı olsun. Yine de görsem ellerinden öperim. Çok yaramazdım çünkü. Öyle Bir mi? Bir şekilde durdurulmam lazımdı. <laughs> yani olsun. Yine, yine, bu şekilde de dayak yedim. Hatırlıyorum ama. Peki. Hocam bakın. Gördüğünüz gibi. Çene tamam. Çenenin manipülasyonu. Evet. Çukur saklandı. <laughs> Keskinleştirildi. Bakın, burada keskinleştirme çok mu sivri yapmalıyız? Sivrilik ne kadar? Mesela bunu da, hani aynada nasıl Aha, baktığınızı anlıyorsunuz. Evet. Bakın, burun kenarı nostrum dediğimiz, hı hı. aşağıda kadınlardan iniyor, hı hı. tamam mı? Birinci uç burada, sivrilik. İkinci uç sivrilik burada. Burada küçük bir sivrilik yaratmalıyız. Hı. Bakın, iniyor. İniyor, iniyor, iniyor. Hop buradan, hop. Evet. Tekrar ya yani sivrilik hattı burada olması evet. lazım. Peki erkeklerde? Erkeklerde Aa. dudak kenarında uh -huh. birinci köşe burada. Sivrilik mi? Hayır. Düz. Uh -huh. Düz olacak. İkinci köşe burada. Daha maskülen yapı olsun. Tabii değil mi? Değil mi? erkeklerde böyle yapmalıyız seni. <laughs> Ama yine açı aynı. Bire evet. iki. Mesela bakın hocam. Burundan çıktım. Şuradan evet. çıktım. Burası kaç birim? Hadi bir buçuk birim evet. diyelim. Özellikle bir buçuk birim. Buranın üç birim olması lazım değil mi hocam? Aynen. Bakın burası da bir buçuk birim. Eşit olmuş artık. Evet. evet. Şurası artık şimdi dudağın, çünkü dudak dolgusu da var. Dudak artık da. dudağın şu köşesinde de kaldırdığım için şurası bir birim. Bilelim. Şurası geri kalanı iki birim. İki. Ve iki ayda bir gelip gidiyor. Şimdi altı ayda biri döndü. Mesela Hı -hı. normalde gelip gidiyor şu anda. Ne kadar ihtiyacı var? Mesela şu anda burada muhtemelen bir on enjektör dolgu var. Hı. Ama kontrole geldiğinde bir enjektör. Evet. yapmıyorum bile bazen. Sadece botoksunu ediliyor. Harika. Bir de bu botoks doktoru var bunun. Bakın şimdi çok Öyle ilginç mi? bu. Evet. Doktorunu da çok seviyor. Ve ben çok genellikle botoksunu yapmıyorum. Çünkü hmm. bana yaptırmak zorunda değilsin. Doktorunla iyi geçiniyorsan onu da yap. Ona yaptır. Hmm geçinmeye devam et. Çünkü bak ben Adana'dan gidip geliyorsun. O doktorun her zaman bulunabilirsin. Bir de doktoruna geçirdiğin serüven de çok değerli. Adamla yıllarca takılmışsın ben çıkmışım karşına. <laughs> tamam ben bunu yaptım ama sen botoksu yaptırmaya devam et. Evet. Tamam ben ne yaptırmak zorunda değilsin gibi <laughs> yaklaşımlarım var. Ben öyle işte paylaşımcı bir doktorum. iyi olduğunu, mutlu olduğunu hissedersem hastaya diyorum ki o doktoru bırak. Mesela bırakma diyorum. Evet, Harika. Devam edelim. Evet. Bu burun kenarının hı hı. takılmış durumda. Bu sefer evet. de bir tarafının yapılmış hali olukluk yumuşaması, hı hı. diğer tarafı da yapılmamış hali ve hastayı bilerek güldürdüm. Evet. Yani en derin haline getirdim. Hı hı. Bakın en derin halinde yapılmış hali, en derin halinde yapılmamış hali. Hakikaten insanın bir dengesini değiştiriyor. Yani Aynen. burada bakın burada dudak güzeldi. Bunu neden gösteriyorum? Dudağı güzel bir kadın. Evet. Ama ben bu derinlik gözüme çarpıyor. Şimdi buradan yarısına baktığımda dudağının güzelliği daha çok gözüme çarpıyor. Hocam burada tam dişle ilgili bir şeye girmek istiyorum. Tabii ki Diş hocam. eti çok göründüğün zaman da botoks yaparak bunu kamufle ediyorsunuz. Evet. Böyle durumda da bu ne kadar süre sürüyor sizde? Hocam 4 ay ama bu biraz tehlikeli. Evet. Çok güzel anlattınız. Şurada, şurada levator nasi hı hı. Da, daha zor, levator superioris alocuanis diye bir kas var. Hı hı. Eğer yaptığınız zaman fazla yaparsanız bu sefer gülemiyor. Neden hı hı. bu sonuçta dudağı yukarı kaldırıyor? Evet. Ve diş eti çok gözüküyor. Çok kaldırırsan çok gözükür. Çok fazla yaparsan dudak evet. bunun <laughs> dengesi çok önemli. Hı hı. Yaptığın zaman iyi yapmanız lazım. Bir de çok gözüküyorsa onu diş doktoruna yeniden evet. lazım. Çok gözüküyorsa da bunu işte ya biraz daha yapayım mı? Bak hı hı. gülemiyorsun biraz daha yaparsın. Olmuyor. Diş doktoruna evet. göndermeniz lazım. Bize bazen hasta gelip diş yaptıracağı zaman eğer botoks var mı yok mu diye ben soruyorum. Çok botokslu bir yüzü varsa ya da bakımlı bir yüzü diyeyim. Çünkü biz herhangi bir tedavi yaptığımızda ona uygun diş yaptığımızda 6 ay 4 ay sizin söylediğiniz gibi botoks geçtikten sonra diş eti fazla görünecek ve bizim yaptığımız tedavinin bütünsel olarak güzel görünmesine engel, engel olacak. Edecek, tabii. O yüzden hasta yaklaşımızda bu önemli oluyor. Ondan dolayı bir soruyu evet, sordum. Ben size. Aynen. 6 ay evet. beklemenizde fayda uh -huh. var. Ama evet. normalde ben Evet, diş eti çok gözükenlere kuzucuğum sen bir diş doktoru uh -huh. şu dengeyi yap evet. daha iyi onun farklı tedavi yöntemleriniz uh -huh. var onu karışan evet. bilmiyorum zaten. Görüyorsunuz uh -huh. torba aortu aşağıda uh -huh. ve nazolobiyeli ne yığılmış durumda. Hı uh -huh. İşte yükseltiyorsun. Yükselttikten sonra bu hattı yumuşatıyorsun ve bakış deformitesi tamam, Daha dinç oluyor. Muhteşemleşiyor aslında. Uh -huh. Evet devam edelim. Evet, burada burun kenarıyla çene uyumuna bakın. Bunu açısında ilginç bir şey yakaladığım için burada paylaşmak hı hı. istiyorum. Bakın burada gıdıyı nasıl gizlediğine bakın. Aa evet. Hı hı. Ve burun kenarının nasıl yumuşattığına bakın. İşte mesela bu dolguyla daha dinç görünmek. İşte açılar, dengeler, ışık oyunları hepsi burada hı hı. bir insanı daha iyi gösterebilmenin adına potal bu potansiyel bu kadında var. Yoktan var evet. değil mi haşa Rabbime? Evet. Ş koşmuyoruz. <laughs> Bu potansiyel, bu kadında bu enerji var. Bu enerji potansiyel enerjiden kinetik enerji dönüyor. Evet. Yani anlayabilmek için anlattım. Evet, devam edin. Evet, burada bir e, her şeyi gösterdim hı hı. ama bu tarza bir dudak da var. Hı hı. Ne bu dudak hocam? Aslında bunun köşesini gösterdim. Bakın, hı hı. bu Rusların özel tekniği. Yani artık iyice. Dudak köşesinin kontürünü iyice yapıştırmak, okay. döndürmek. Hı -hı. Bunu e, iğneyle yapıyorlar Ruslar. Hı -hı. Türkiye'de yapabilen var mı iğneyle? Varsa da birkaç tanedir. Çünkü çok özel bir formülasyonu var. Ben kanülle bunu yapabiliyorum. Hakikaten yani bunu isteyen hastalarımın evet. da çok da güzel olur. genç hasta böyle kalın dudağı Hı -hı. var ve sadece bunun köşesini. Buraya... Neden biliyor hocam? Bu dolgu dudak üstüne taşar. Normalde Hı -hı. ördekleştirir. Evet. Bu dolguyu şuraya sıkıştırıp bunu döndürmek. Sadece çok özel bir alan döndürmek hakikaten çok çok meziyet isteyen bir şey. Ee, zor bir şey. Ee, onu da yapabilmek hani gördüğünüz üzere Şu kolay değil. Şu üçgeni de veremiyorlar hocam. O üçgende verilmeyince kocaman bir Öyle sosis hocam. gibi bu, bu dudak. Bu üçgen evet. En önemli zaten vermek önemli ama bunu böyle bu şekilde döndürmek evet. kritik nokta. Evet. Buraya kadar döndürmüşüm <laughs> bu sefer. Onun böyle özel bir formülasyonu var. hani Herkes yapabilir hı hı. mi? Ben kanül yapılan, yapabilen tek kişiyim diye biliyorum ama belki de hı hı. yapabilen vardır. Ben öyle kendimi biliyorum. Hı hı. Ama iğneyle yapabilen çok az yapılabiliyorsa da iğneyle yapılabiliyor. Yani bir sürü biraz önce anlattığım gibi deformasyonlar evet. lazım. Ama kanamasız, morarmasız kanülle bu şekilde de hı hı. olabiliyor. Hocam şimdi tekrar tamam. sorularımıza devam edelim. Evet Hocam bu kadar güzel şeyler anlattınız. Peki bunların yan etkilerinden kaçınmak için neler yapacağız? Komplikasyonlardan kaçınmak için. Şimdi hocam ilk önce bir ben hiçbir şeyi bilmiyorsam evet. ve sizdeki işlemi beğendiysem hı hı. sizdekinin birebir aynısının ben de olabileceği konusunu aldanmamalıyım. Hı, hı Neden? Benim dudak yapımla senin dudak yapım bir olmayabilir. Evet. Bunu Aa sendeki kadar benim benim dudaklarım çok ince, senin dudakların kalın ama seni çok beğendim. Acaba benimkisi de olur diye aldanmamalıyım. Doktordan da böyle bir şey istememeliyim. Ne istemeliyim biliyor musun? Bana güzel en güzel gidecek dudak. Evet. Bana en güzel gidecek çene. Ben fotoğrafı gösterip ben bu fotoğraftaki çeneyi bu kadar dudağı, bu fotoğraftaki gözü, neyse burnu istiyorum olmuyor. Evet. Senin için en ideal neyse onu istemelisin. Bir hı kere hı. hastadan başlayalım. Evet. Olayı. Doktor ve kliniğe gelmeden, malzemeye gelmeden. Evet. İkincisi bu işi lütfen, lütfen bir doktora yaptır. Mutlaka. Bakın doktora. en önemlisi. Bir de hemşire, güzellik uzmanı. Değil, değil aslında. Aa, Rusya'dan <laughs> geldi birisi doktorum dedi. Mesela. Bu çok var hocam ya. Evet. Ya maalesef. İşte Hı. oradan, işte ben çok işte güvendim. Hı -hı. Bir sürü arkadaşım yaptırıyordu Hepsinde bir sıkıntı olmadı. Evet. Ben ne oldu Lütfen doktora yaptın Ötesi yok. Bu konular önemli. İşte bu işi e, rasyonelize etmek istiyorsanız, Hı -hı. memnun kalmadığınızda hakkınızı aramak istiyorsanız bu işi doktora yaptırın. Hı, -hı. En şeyinden bahsediyorum. Evet. doktoru bulduk. Yaptıracağız. Doktor klinikte mi? Klinikte. Hı hı. Peki doktor tecrübeli mi? Tecrübeli. Doktor iyi malzeme kullanıyor mu? Sticker'ını alacağız. Hocam ne evet. kullanıyorsunuz diye soracağız. Tamam. O zaman yaptırın. Yani bunların hepsini bir araya getirin yaptırın. Aslında güvendikleri bir doktor güvendikleri malzemeyi kullanıyor. Yani hasta enerjisinde biraz daha o olmuş oluyor. Güvenilir bir doktor hastanın da güvendiği bir markayı kullanıyordur diye düşünülüyor. Öyle bir şey var. Biliyor musun? Bana öyle oluyor. Evet. Benim 10 hastamdan 9'u markayı sorgulamıyor. Evet. Ben işte zaten iyi hekimdir, pahalı hekimdir. Ben, ben gösteriyorum. ben. Evet. O ben güveni oluşturduktan sonra sorgulamasa da hekimlerimiz evet. yanlış yapıyor biz. hasta. Hasta yanlış yapıyor. Evet. Hekim göstermeyi unutabilir ya da uh -huh. iste, ver, evet. ver, istemeyince vermez. Standartize etmeyebilir. Çok yoğundur başı kalıp. İste. Evet. İste. Ne, ne yapıyorsun bana diye göster Hı -hı. bunu iste. Bunu istemek en doğal hakkın, yasal hakkın. Hı -hı. Hocam gençleşmek, güzelleşmek hepimizin amacı. Hepimiz krem kullanıyoruz. Değişik şekillerde, değişik markalarda kremlerden Umut bekliyoruz. Ben de onlardan birisiyim. Evet. Sizin de kremlerle ilgili çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Ne diyebilirsiniz? Kremleri seçerken ne yapmalıyız? Nasıl yapmalıyız? Şimdi biz fast food toplumuzuz. Evet. Hızlı tüketiyoruz. Maalesef. Yani ben bir krem kullanayım beni zamanla güzelleştirsin. Artık tahminsüz bir toplumuz. Yani evet bu güzel bir şey. Hı -hı. Zaten Hı -hı. de kremler güzel. Bu şekilde Hı -hı. düzeltiyor. Hı -hı. Yani böyle altyapısı arge evet. çalışmasları var ama. Ee, mesela yemek hani Facebook toplumumuz derken hani yemek 5 dakikada çıksın, ben de tadına varayım hı hı. ve benim yemekle ilgili işim kalmasın istiyoruz. Başka şeyler zaman Hızlı yaşıyoruz. Istiyoruz. Hızlı yaşıyoruz. Şimdi düşünün ki bu hızlı yaşantıda böyle bir şey, şansımız olsa, toplantıya katılacağım, hı hı. dün geceden kalmışım, uyuya kalmışım, gözlerimin altı mor yüzüm soluk, böyle bakıyorum, makyajla kurtaracak emedim, süreyim kremimi bir anda göz altımı toparlasın. Evet. Hemen fast alayım. Hı -hı. Hemen hızlıca hazırlansın. Aynı bak hızlı tüketim Hı, -hı. Ya da doktora gitmeyecek zamanım yok. Cildim bir hafta sonra iyi görünmek zorunda. Ve ben e, bu şekilde bir doktor benim yaptığım işlem evet. botoksik hafta sonra kendisini gösteriyor. Evet. Benim yaptığım işlemlerde de bir zaman aşımı var. Hı -hı. Ama bu kadar zamanım yok. Bir süreyim bir şeyleri. Ve sonrasında desin ki Ali bana o gün sorsunlar yüzüme sürdüğüm zaman işte yüzün çok iyi görünüyor çok dolgun görünüyor hı hı. Bir, bir işlem yaptırdı ne diye. oldu sana ne oldu sana <laughs> evet bu şekilde bir çalışmam var bunu da inşallah topluma kazandırıcı gelecek günlerde göreceğiz inşallah Aynen. şu anda kısa bir reklam arası vermek zorundayız reklamlardan sonra hocamızla tekrar devam edeceğiz efendim Hocam o kadar güzel değerli bilgiler verdiniz ki bize gelecek adına başka planlarınız ederdir öğrenebilir miyiz? Evet işte krem için böyle evet. planlarım var ama bir de işte bu toplumsal bilinçlendirme adına paralı platformda bir dizi filmi çekmeyi planlıyoruz. Arkadaşım Kadir'le beraber buradan da kendilerine selamlarımızı iletiyorum. Burada da işte doktorunu nasıl seçmen gerektiği hmm. ve e, nasıl yönlenmen gerektiği, kliniğini nasıl seçmen gerektiği resmen toplumsal bilinçlendirme. Bunu, kamu spotu gibi. Kamu spotu evet. gibi. Bir de buna ne eklemek istiyoruz biliyor musunuz? Bakın şimdi ben bir kadınım. Evet. Tamam. Kocam geldi sen çirkinsin dedi. Eyvah. Tüm <laughs> <O, gülüyor> psikoloji yerlerde. Yani, i̇şte eskiden güzeldin kendine hiç bakmıyorsun dedi. İşte çocukları doğurduktan sonra işte bir vücudun düştü dedi. Evet. Vurdukça vuruyor. İşte başka kadınlara ilgisi olduğunu hissediyorum ama kendimin de bakımsız olduğunun farkındayım. Ve bu yüzden devamlı artık mobbing yiyorum eşimden. Hı hı. Ve bir yerde artık dur demek istiyorum. Ne yapabilirim? En en basic'ten nelerle kendimi tekrar eee anka kuşu gibi doğurabilir evet. mi? Onun da kamu spotunu yapmaya hmm. çalışıyoruz. Yani Çok bu hoş. Evet, evet paralı platformda o izlenecek bir dizi film olacak. İnşallah güzel olacak. Yani bu şekilde bir kamu spotu dizisi 2 3 bölümlük tutarsa daha tabii fazla olur ama bu böyle bir çaba marzum i̇nşallah tutar hocam ben tutacağına eminim. İnşallah inşallah. <laughs> Harika. Hocam çok değerli bilgiler verdiniz. Pandemi süreciyle sizi Ankara stüdyolarında ağırladık. İnşallah İstanbul stüdyolarında da ağırlamak istiyoruz. Size daha soracağım sorular bitmedi maalesef. Zamanımız bitti. Ben çok teşekkür ederim. Zaten İstanbul stüdyolarında aşinayım. Orada evet. Orada buluşalım inşallah. Evet. Çok keyifli bir muhabbet. Çok, ben teşekkür ederim. Sağ olun ağzınıza sağlık. Efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada görüşmek dileğiyle mutlu kalın, sağlıkla kalın.